Merhabalar arkadaşlar, Enfes Yemek Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere kabarmalara doyamayan, harikalar ötesi bir pişi tarifim var. Kesinlikle yağ çekmiyor, hamuru tam kıvamında, çok ince yapmama rağmen balon gibi şişiyor. İçini tamamen çekmiş, kesinlikle hamurumsu olmuyor. Tadına ise diyecek bir söz bulamıyorum, gerçekten enfes bir lezzeti var. Mutlaka denemelisiniz. Dilerseniz hadi buyurun tarifime geçelim. Yoğurma kabına 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ve yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Maya eriyene kadar biraz karıştırıyorum. Sonrasında üzerine 7 su bardağı un, 1 tane yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve bir paket kabartma tozu ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Normal pişi hamurlarından biraz daha yumuşak olması gerekiyor. Bunu tamamen yedirdikten sonra elime 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp öyle devam ediyorum. Böylece yoğurma işlemim kolaylaşıp elimi daha çabuk salıyor. Başta da söylediğim gibi tam 7 su bardağı un ekledim. Tam istediğim kıvamı aldı. Üzerini temiz bir bez veya poşetle örtüp ılık ortamda 1 saat gelişip kabarması için bekletiyorum. Bir saat beklettiğim hamur gördüğünüz gibi maşallah çok güzel kabarmış. Tezgaha un serpip hamurumu alıyorum. Parçalara ayırıp mandalinadan biraz daha büyük olacak şekilde un yardımıyla beze yapıyorum. Bezelerin üzerlerini örtüp bir 5 dakika kadar beklettim. Sonra çok az un serpip açıyorum. Çok büyük açmıyorum. Sadece tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Hamur aparatı ile 4 parçaya kesiyorum. Siz isterseniz bıçakla da kesebilirsiniz. Ben aparatı tercih ettim. Parçaların üzerine de farklı bir aparatla her iki tarafına da desen verip bir kenara bırakıyorum. Böylece bütün bezelerimi aynı işlemi uygulayıp kızartmaya hazırladım. Tavaya bolca sıvı yağ koydum, iyice ısıttım. Şimdi de pişi hamurlarımı bırakıp kızartıyorum. Gördüğünüz gibi hemencecik balon gibi şişip kabarmalara doyamadılar. Hemen şöyle göstermek istiyorum hamurun inceliğini. Görüyorsunuz yarım santim bile yok inceliği. Yani bu kadarken kocaman oluyor. Hatta o kadar çok kabardılar ki kızaran tarafı döndürürken işlerinden biri bayağı inatçı çıktı. Beni birazcık uğraştırdı ama olsun, değer. Her iki tarafı da güzelce kızarınca alıyorum. Yerine diğerlerini bırakıp hamurların bitinceye kadar kızartmaya devam ediyorum.
Nefis pişiler servise hazır. Biz çok beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.